Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi dün söylemiş olduğum bu soru cevap videosu vardı. Soru cevap, yorum falan işte. Bunu kardeşim Zafer'le bugün yapacağız ama Zafer dedi ki bana, abi o kadar çok yorumlar var ki uzun uzun anlatılan, bunlara cevap versek 5-6 saat video sürer. Şimdi aynen. Ben de dedim ki yani o zaman yani şimdi her şeyi çok uzun olanları okuma. Onlara selam yollayalım. Yani bir de çok yine ben söylememe rağmen herhalde gıcıklık olsun diye soruyorlar. Aynı soruları çok sormuşlar. Yazık yani, 700-800 tane bile yorum var. Fuzuli olan da çok var yani. 726 yorum var. 726 mı? Evet. Neyse başlayalım. Sen şimdi baştan başla kardeşim. Artık belli bir süreye kadar. Yani evet, bir saat. Yani zamanımız olursa 1,5 saate kadar düşünüyorum. İnşallah. Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben selam verelim mi? Verdim, başladım. Tamam, başla o zaman. Hüseyin Daşar. Selam yollayalım ona, güzel dileklerde bulunmuş. Hüseyin Daşar'a selam söylüyorum da, hiç soru yok mu? Abi başta soruyu işte de güzel dileklerinde bulunmuş işte. Güzel dileklerinde... Yani başta abi, senin videoları ailecek, Allah razı olsun. Ailecek izliyormuşlar bizi. Tamam, onları oku, ben duyayım onları oğlum. Bana 5'in yorumları var. Abi, o açıdan diyorum sana. Dedik tamam, tamam. Yani. Onları okursa ben hepsini böyle... Ya baştan birkaç kelime de işte en güzel ya. Tamam. Aysu Can. Abi evet. Selamlar, benim sorum Erdem Karadeniz ve Erkan Yıldırım'la nerede tanıştınız, nasıl tanıştınız? Kısaca onları anlatır mısın? Merak ettiğim videolardan. Şimdiden sağ ol abi, seviliyorsun. Ümraniye'den aynı semtin, eski yani çocukluktan beri aynı semtin insanlarıyız. Orada tanıştık yani. Ama bunu anlatılmaz, bunları yaşamak lazım bazı şeyler. Erkan Yıldırım'la da Erdem Karadeniz'de bir Rize ziyaretinde beraberdik, orada tanıştık. Tanıştığımız günden beri görüşüyoruz yani, kendileri zaten siz de tanıyorsunuz. Evet. Arç diye bir arkadaş var. İki düzgün insan, güzel muhabbet, özlemişiz, hoş bulduk demiş. Eyvallah, sağ olsun. Dünkü videoya istinadı, teşekkür ederiz. İlkay diye bir kullanıcı adı. Abi at almak gibi bir hayalim vardı, ne zaman alacaksın? At almak gibi bir hayalim inşallah. Yer, ayar, yani o düşündüğüm ahşap evi yaparsam, oraya ufak çiftliği. Orada yani onlara kalabilecek güzel bir ahır gibi bir şey yaparsam, almayı düşünüyorum. At, yani köpeklerden sonra en sevdiğim hayvanlar at yani. At harbiden yani bir insanın, hani eskiden, şimdi araba var ya, eskiden de at vardı. Ama benim için at her zaman var yani. Evet, devam et. Kılıç ailesine teşekkür ederiz. O da Kılıç ailesine selam ediyorum. Ki muhabbet güzel olmuş demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. H-Edits, Pars'a gelecek dişi sende mi kalacak yoksa çiftleşten sonra gidecek mi? Bende kalmayacak. Selam söylemiş bu arada. Ben de selam söylüyorum. Ben de kalmayacak kardeşim. Cenk Solak. Eski baronun gibi şimdiki köpeklerinde yaş ilerleyince başka birisine sahiplendirmeyi düşünüyor musun? Yoksa ölene kadar devam mı? Eski baronu neden sahiplendirmeyi? Biz de ölene kadar eski baronu sahiplendirmemi anlatmıştım gerçi, onu dinlememiş olabilir. Eski baronu İstanbul'a dönmek zorunda kaldığım için İstanbul'da bizim bir arkadaşımızla beraber bakıyorduk. Arkadaşım da yeri şantiye gibi bir yerdi. Başka çiftliği olan birine vermek zorunda kaldık ama şu an çok iyi şartlarda bakılıyor eski baron. Şu an 5 yaşında koyun sürüsü var. Yaşadığı yerde bir sahibi var, bir kendisi. Adamın ne karısı, ne çocuğu, ne oğlu, hiçbir şey yok. Bir onunla yaşıyor. Evladı gibi seviyor onu. Tekirdağ Kıyıköy'de. Evet. Hasan Çitak. Abi bir gün nasip olursa narkoz ile güreş tutmak istiyorum demiş. İnşallah kardeşim. Allah inşallah nasip eder sana. Mir Yusuf Seydov. Kardeş ülkeden selamlar. Abi Azerbaycan ne zaman geliyor? Evet, Azerbaycan'da. Azerbaycan'a selam veriyorum kardeşlerim. Benim üçüncü izleyen, değil mi? Azerbaycan'dan en çok üçüncü izleyen ülke, değil mi? Yani. Evet, Azerbaycan. Almanya herhalde ikinci, üçüncü dönemde. Almanya diyor. Mustafa o ne demişti? Selam söyledi. Farsa kışkırtma ne zaman gelecek diyor. Ya Farsa kışkırtma olur mu kardeşim? Görmüyor musun? Fars'ın linç girişiminde bulundular. İstanbul'dan bir adalet istiyoruz diye yola çıkmışlar, Trabzon'a doğru geliyorlar. Narkoza adalet istiyorlar. Farsı ben yem etmeyeceğim insanlara. Devam et. Mustafa Yıldız. Reis Pars'ın yavrusu olursa ona ayrı bir sayfa açın ve o sayfa üzerinden oğlun Fatih yürüsün. Onlara zamanımız yok. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Ay Yıldız diye birisi. Dogo Argentino ve Jack Russell Mişe mevzusundan sonra vesaire Pars'ta tahammülü yok kalmadı. Bu da böyle bir şeyler demiş. Kahverengi çift bir köpek. Pars'ın eşini herhalde bir yılda keşfetmiş bu arkadaş. Ona teşekkür ediyorum. Ay Yıldız. Çok şey iyi. Var ya, Ay Yıldız hacker var ya, Ay Yıldız team. Aynı onlar gibi o da. Çok şey... iyi keşfetmiş yani. Çok iyi yakalamış. Evet. Yarın izleriz. Ajan gibisin kardeşim. Ali Yüce.
Abi 8 tane köpeğim var. Ve sen bunlara mama yemek ihtiyaçları derken sana kaç TL'ye mal oluyor? Bir de çalışmadan ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsun? YouTube sayesinde mi yoksa birikiminden mi? Saygılar. Kardeşim YouTube'den de bir gelir var tabii ki. Allah'ımıza şükürler olsun. Biz şükrediyoruz. Allah arttırıyor. Her zaman size de bu tavsiyemdir. Köpeklerimin masrafında bugüne kadar şu kadar masrafı var, bu kadar masrafı var diye inanın hiç hesaplamadım. Yani masraf, biz gidiyoruz markete diyelim, market 700 milyon mu tuttu? Belki bunun 200-300'ü köpekler için olabilir. Belki daha fazlası. Bazen ben köpeklere bizden fazla alıyorum. Diyorum ki onlar para kazanıyor artık YouTube'dan. Onlara helal olsun, yesinler. Biz aç duralım, köpekler yesin. Tamam mı? Benim. Şimdi bugünkü videoda biri yazmış, dur burayı bir uzatacağım. Dünyada 1 milyar insan açlıktan ölüyormuş. Ya kardeşim ben, bakın şu mesaj bakayım kalmış, bir saniye şimdi göstereceğim. O arkadaş da bunu görsün. Silmiş onu ya. O şey var ya hani, bilmem ne var ya, onlara hep ben mesaj atıyorum. Yani o Afrika'da bilmem nerelerdeki insanlara ben yardım söylemek değil de boş ver, yani söylemek yani hayır. Ben yapıyorum da yani. Ya köpeğe şimdi sucuklu yumurta yaptılar, ne oldu? Sanki her gün sucuklu yumurta mı yapıyorum? Ben normal yumurta yapıyorum. Bugün insanların bu linç girişiminden dolayı ben sucuklu yumurta yaptım. Yani köpekleri ben bakıyorum kardeşim, onlar zaten para kazanıyor YouTube'dan ya. Helal olsun onlara. Onlar var ya. Yani bir şey demiyorum. Devam et. MHB 1 ile korkunun bizim diye bilir. Zafer abi köpek alacak mı demiş. Ne? Ya Zafer abi köpek alamaz. Evet. Çünkü bizim öyle bir yerimiz yok. Aynen İstanbul'da. Burası abi. Bizim. Köpekler benim de sayılır abimin olduğu kadar. Yani, aynen öyle. Yani sıkıntı yok. Köpekler Zafer'in. Zafer en çok Poppy'yi seviyor. Aynen Poppy inşallah. Poppy'den başka kimse onu dinlemiyor çünkü. Korsanla da aram fena değil. Neyse. Batuhan Arslan, ne kadar koca yürekli adamsın ve herkese cevap vermeye çalışıyorsun. Allah emeklerini boşa vermesin. Allah razı olsun Batuhan kardeşim. Çok sağ olasın. Batuhan Arslan. Devam et. GMŞ. Selam. Ben devam et. Hemen sen devam et. Evet. GMŞ büyük çiftlik mi? O büyük çiftliği kısaltmış. Tamam, onu... Selamünaleyküm. Öncelikle ismimi kısalttım. Aleyküm selamlar. Abi bir dua ile seni anlatmak istedim. Bazı insanlar dua gibidir. Görünmez ama dokunur sana. Duyulmaz ama bırakmaz seni. Abi ne olursa olsun bırakma bizi. Hep yanında olacağız diye. Allah razı olsun kardeşim ya. Beni duygulandırdın. Maşallah. Duaların çok büyük önemi var. Allah bizi duasız bırakmasın. Ara sıra manzara bak. Arkadaşlar dur şimdi. Bugün yağmur yağıyor. Bakın hava 10 numara. Toprak kokusu geliyor bize. Size gelmiyor. Evet, biraz üşüyoruz. Ben üşümüyorum. Ben şu an sizinle sohbet ediyormuş gibi oldum. Isındım şu anda. Şu tüp bayrağını da gösterdim. Ey yavrum. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyorum buradan. Bu dağın tepesine bir Türk bayrağı yakışır. Yeni çalışmam bunun üzerine olacak. İnşallah Türk bayrağını bu ofun en yüksek dağlarından birinde dalgalandıracağım inşallah. Tamam devam et. Aykut Gözükara. Selamun aleyküm abi. Severek 30 bin takipçiden beri takip ediyorum. Eyvallah sağ olasın. Vesaire küpek hiç bakmadım vesaire demiş. Köpeklerden hangisi lider diyor? Kısaca öyle özetleyeyim ben sana. Gerçek lider diyorsa Pars. Diğer sağ kolu Baron, sol kolu Pablo. Benim için öyle artık. Devam et. Ramazan 00. Recep abi, köyde yaşamak isteyenler maddi kazanç için ne yapmalı? Sence yani geçinebilmek için. Vallahi var ya, köyde yaşamak isteyen ne yapar biliyor musun? Çok basit. Alsın 20 tane koyun, seneye oldu 30 tane, öbür sene 40, öyle çoğaltır. Şu an et görüyorsunuz nasıl değerli. Keçi alsın, keçi sütü çok değerli. Burada arabalar süt topluyor, görüyorum. Yani köyde yaşayan, ya çobanlık en güzel meslek biliyor musun? Kafanız rahat, bakmayın millet çoban mısın o böyle diyorlar ya. Ya onlar çobana kurban olsun diye. Yani köyde yaşayan aç kalmaz arkadaşlar benim. Ama tabii ki biraz birikim ve yeri olması lazım. Yoksa öyle sıfırdan bir şey olmaz. Evet devam edelim. Muhammed Dağ. ne demiş? Pars'ta ceza videosu gelecek mi? Pars'ta ceza videosu gelecek. Ne zaman biliyor musun? Önümüzdeki 3-4 gün içinde müsait olduğu zaman ona gemi halatı siparişi verdim. Gemi zincirine bağlayacağım. Yok. Ona bir kısa süreli bir ceza vereceğim arkadaşlar. O hallerini siz ve ben de görün. Çünkü biraz şımardı ama Pars'ın da hakkı var yani. Pars'ta çok sataşılıyor. Pars durup dururken değil. Ha, top oynarken ne yapsın? O cüsseyle topu yakalayamayacak. O da dalıyor şeye. Arkadaşlar genellikle onu söylediler. Yani o da mecbur narkoza dalıyor yani. Topu alamayınca.
Ama da suç bulmayın ya. Narkoz, narkoza bir şey olmaz. Narkoz canavar gibidir. Bir de teşekkür evet. etmiş. Allah razı olsun demiş. Ben de çok Anladım. Teşekkür ederim kardeşim. Adı neydi? Muhammed Dağ. Muhammed Dağ. Kendine iyi bak kardeşim. Fark Mavi Yele diye biri de yine evet. teşekkür etmiş sana. Ben de çok teşekkür ederim. O da bütün videolarıma göre. Yerdekilerine merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin dedi. Güzel bir söz yazmış. Kim diyor onu? Fark evet. Mavi Yele. Tamam teşekkür ederim. Çok doğru bir kelime. Yusuf Taşdelen. Abi Boçi'den haber var mı? Cevaplarsan Boçi'den haber var. Boçi'den haber var. Memeleri şişmiş. Karnı şişmeye başlamış. İnşallah Narkoz Junior'lar gelecek. Kapat telefonu çabuk. Oğlum burada benden konuşuyorsun. Sessize al. Kim arıyor? Hanım. Kapat. Engelli onu. Evet. Ahmet Tılıklıoğlu. Meryem geberecek. Evet. Selam. Ahmet Tılıklıoğlu'na ben de selam söylüyorum. Eyvallah. Mine Kılıç yine güzel dileklerini bulmuş. Teşekkür etmiş. Allah razı olsun. Mine Kılıç'a da selam söylüyorum ben de. Allah razı olsun onlar. Akyamaç 53-53. Akyamaç 53. Rizeli ya. Bu Rizelileri var ya ben seviyorum. Allah razı olsun onlara. Rizeli Karadeniz insanı. Yine güzel dilekler de bulmuş. Selam söyleyelim ona. Oku bakayım. Sizi ilgi ve beğeniyle takip ediyorum. Başarılarınızın evet. devamını diliyorum. Biliyorum ki amacınız bir şeyi başarmak değildi. Ama ben samimiyetinizle, doğallığınızla bu kadar kısa zamanda insanların sevgisini kazanmayı ve bunu gereksiz, samimiyetsiz içeriklerle değil de can dostlarınızın tamamen iyi niyetinizle Teşekkür sağlamanızı ederim. Bir başarı devamı olarak Eyvallah. Görüyorum ve başarınız daim olmasını Eyvallah. Diliyorum. Yani bunu aynı öyle mi yazdın? Bu aynı. Kesin İstanbul'da olan bir Rizelidir. Nazik bir Rizeli çünkü. Bizim buradaki insanlar yani ben dahil biz böyle nazik konuşamayız ya. Helal olsun. Teşekkür ederim ona. Çok sağ olsun bizi takip ediyor. Evet devam et. Ottoman Empire. Onu da çok biliyorum. Abi biz hayvanları çok seviyoruz ama videoları izlemenin asıl sebebi sensin. Allah Yoksa razı olsun kardeşim. Var. Ben senin sen olduğun için seviyorum. Allah razı olsun. Diğerleri hep yapmacık demiş. Yani Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Orhan Kesici. Abi 6 şampiyonluk dedi ama 7 şampiyonluk kupası var Trabzonspor'un. 2011'i sayarsak 8 tabii. 8 mi? 8 mi? Yok 10. Lan 8 mi? 7 değil miydi? Tamam 6 ya neyse kardeşim ya. Şimdi var ya ben şunu. Bu şampiyonluğu biz görmedikten sonra neye yarar? Biz görmek istiyoruz biz. Ben bugüne kadar İstanbul'da hep bunu ezikleyen. Bana dediler ki şampiyonluk gördüm. Yani ben hatırlamıyorum yani. Ama bu konulara dediğiniz gibi girmeyelim. İnşallah bu sene olmadı ama seneye ondan sonraki sene Trabzonspor çok başarılı olacak inşallah. Ben de maçlara gideceğim. Bakarsınız oradan loca bile alırım yani ama inşallah. Muhammed Kaya, abi heykeli dikitsen beton yetmez. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? abi betonu biz ya buraya kulübenin önüne dökeceğiz. Heykele beton yatıramayız. Hadi devam et. Evet, sağ olasın. Evet, Kangal Baron adlı bir kullanıcı. Kangal Baron. Görüyorsunuz arkadaşlar. Köpeklerimin fan sayfalarını görüyorsunuz. Helal olsun kardeşlerim. Kendisi hakkında ne düşünüyorsun abi? Öyle bir... Baron'u var ya öyle bir seviyorum ki. Yani senden... Yani biraz daha az seviyorum. Seni daha çok seviyorum. Çok seviyorum onu. Yani. Haydar Haydar. Reis selamünaleyküm. Eskiden ettiğiniz ama unutamadığınız büyük bir kavga anınız anlatır mısınız? Ya da büyük bir kavga gibi ramak kala kurtulduğunuz bir anı Vallahi evet. var mı? Çok oldu öyle anlar. O anları sizleri şahit tutup da sizleri ahirette bana şey tutmak istemiyorum. O anıları ben unuttum. O anları Allah bize göstermesin. Kavga mavga bizim işimiz değil. Bu saatten sonra biz burada köpeklerimizle mutlu olmak istiyoruz. Kavga benim kavgam ömrümü hayırlı bir şekilde bitirmektir arkadaşlar. Hadi devam et. Gökhan Reis, abi köpeklerle bakmak için iş yapıyor musun? Mama almak için bile zor olmuyor mu köpeklerle? Ya kardeşim var ya hiç zor olmuyor. Niye biliyor musun? Bazen yolluyorlar tamam mı? Genelde mamalar geliyor da o mamaları benim köpekler yemiyor zaten. Bir Şenol Albuz abinin aldığı mamalar vardı. Onları yediler. Diğerlerini sokak köpeklerine veriyorum. Onlar yiyor ama bazıları da yemiyor. Ben mamayı yani parayla alıyorum. Çok da şey olmuyor. Şimdi mamadan ziyade sadece mama olarak görmesinler köpekleri. Bak ilacı milacı hastanesi yarın öbür gün bir şey gelir köpeğin başına ameliyat gerektirir bilmem ne olur. Köpek işi, köpek almayı düşünen arkadaşlar bunlara düşünsün. Bana soruyorlar ne kadar masraf oluyor diye. Köpek işi biraz masraflı bir iştir yani. Sadece mama olarak görmesinler. Ben ekstra bir sürü şeyler de veriyorum görüyorsunuz. Masraflı yani. Ona göre masrafını yapacaksanız, göze alıyorsanız ona göre besleyin köpeği. Derman diye
bir kullanıcı. Selamünaleyküm. Benim merak ettiğim videolarda bazen mavi renkli uçan böcek gibi bir şey çıkıyor. O nedir? Selçuk Bayraktar neyin oluyor? Son olarak siyah çizmenin markası ne? Şimdiden teşekkürler. Siyah çizmenin markası mı? Dunlop. Onu bir arkadaşım hediye aldı. Başka Selçuk Bayraktar da bizim uzaktan akrabamızdır ama yani o mesela sürmeyeli herhalde. Bizim Bayraktar, Alemdar, Sancaktar bunlar hep aynı Albayrak. Hep aynı akrabadan çıkma. Soy olarak. Soy olarak hep aynıyız ama ben onu kendisini tanımıyorum. Vatana, millete hayırlı birisi. Allah başarılarının devamını diliyorum ona. Allah onu hep başarılı kılsın yani. Millete faydalı bir insan bence. Mehmet Öcal. Şimdiye kadarki en efsane espri oğlunun arkadaşı soruyor. Recep abi Popi kaç yaşında? Sen vallahi bir Popi milattan önce doğmuş olabilir. Eyvallah kardeşim. Ali Altun abi yemek videosu çekmeni istiyoruz. Narkoz öyle güzel yemek yiyor ki şap şap diye motive oluyorum demiş. Onu var ya onu bir tane takipçim dedi. Ben hala hep onu diyorum artık Narkoz'a o takipçimin yüzünden. Komutan alınacak diye sonra aynı onun gibi yiyor dedi. Harbiden onun gibi yiyor ya. Evet devam et. Yusuf Kekeç abi sorun yok. Allah ailenin ve senin huzurunu mutluluğunu daim etsin demiş. Amin. Amin kardeşim. Hilal Hilal. Hilal Hilal. Sıkı takipçilerinden. Ne sormuş ya? Biliyorum o Hilal'i. Uzun zamandır tabancam var Recep abi. Hiçbirini topuğundan vurdun mu? Ya kızım. Ya sevgili kız kardeşim sen niye böyle konulara giriyorsun? Topuğundan vurdun mu? Niye vuralım topuğundan ya? Tabancası olan herkes birini vurmak zorunda değil yani. Emrah Ömer Ustaoğlu reis. Pablo'nun yavrularını ücretli ya da ücretsiz sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Ücretsiz, yani ben onlara birkaç kardeşime söz verdim. Olanları onlara vereceğim yani. Veriyorum. Vereceğim. Evet. Uğursuz. İstanbul'dan gelen misafirin kulaklığını ne zaman keseceksin? İsmi Uğursuz. Uğursuz. Geç. Geç. Onu ya Zafer sana demedim mi şu kulakları abi, okuma? Bir anda öyle başta İstanbul falan diyor da sonunu okumadan diyor. İstanbul'da tamam baktım de ki kulak dedi. Bu Fuzuli de. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Birden fazla yorum yapanlarız. Ya ilk yorum neyse onu okuyorum şansına. Abi ya. Denk gelirse ikinciyi okumuyorum. Mesela Ali Altun birden daha yorum yapmış okumadım. Çünkü çok yani dedik ki balkonda yapalım bu konuşmayı ama keşke içeride yapsaydık. Neyse, Tolga devam. Sepetçi. Dondum ya. Yani. Abi öncelikle selam. Aleyküm selam. Bu kadar samimi bir başarı olmanın en büyük pay. Bu arada seviyorsun reis. Eyvallah. En büyük pay nerede mi demek istedi yani? En büyük pay ne? En pay ne demiş evet onu demiş. Yani biz çocukluğumuzdan beri böyle gördük yani biz doğalız yani anladın mı? An işte burada oturuyorum. Devam et. Eren tam gacı. Selamünaleyküm. Köpeklerin olmadığı bir hayat sana ne hissettirirdi? Köpeklerim olmadığım yani var ya yemin ediyorum ne köyde yaşarım ne şehirde köpekler olmadan olmaz yani. Köpek kapıda olacak onu bir seveceğim yani. Köpeğim hele benim köpeğim olması lazım yani. Sokak köpeği de beni kurtarmıyor. O yüzden yani köpeksiz olmaz. Devam et. Akif Kaan selamünaleyküm abi. Öncelikle köpek kırması beslemeyi düşünüyor musun? Ya da farklı türde köpeklerin çiftleştirir misin? Lady köpek Baron kırması mı? Kırma köpek genelde. Yok kardeşim düşünmüyorum. Ben köpeklerim zaten bana yetiyor. Kapımda beklediğim köpek iyi köpek olması lazım. Kırma köpek yani olmaz. Evet Burak Kara Mustafa. Bu arada Çamburunlu abi çok doğru bir konuya değinmiş. İnşallah her yerde söyleye söyleye sesimizi duyuracağız. Güzelim Sürmene sahili yol yaptılar. Yetmedi Çamburunlu'da çöplük ettiler. Sahil yolundan bile geçilmiyor pis kokuda. Tamam onu ben biliyorum ya. Şu Sürmene Belediyesi kardeşim bak lütfen şu konuya el atın ya. Ya Trabzon'a yakışıyor mu ya? Ya çöplükleri doldurmuşsunuz bilmem ne adam bana anlattı ya. Vallahi var ya. Yani hakkımızı helal etmiyoruz kardeşim. Şu bizim doğamızı kim kirletiyorsa. Yani güzelim çam ormanı varmış onda bana anlattı İsmet abi. Ya yazık günah ya. Hiç mi yani vicdan olması lazım bir insanda? Gidin başka bir yere o çöpleri gömün ne yapıyorsanız yapın da. Şu sahilde millet rahatsız oluyormuş. Bak ama bu yazan başka biri mi? İşte başka biri değil İsmet abim yazmış. Yok başka biri ya. Bak başka biri daha yazmış. Demek ki gerçekten bu yani insanlar bu konudan rahatsız. Niye bu konuya el atmıyorsunuz? Ya belediyecilik bu değil ya. Basri Allah Yıldırım. Allah. Abi Trabzon'da ne kadar çok Yıldırım soy isim var. Akraba evet kardeşim sadece Trabzon'da değil Rize'de var her yerde var yani Yıldırım yani sonuçta. Yusuf Yiğit selamünaleyküm. Sorum 100 bin plaketi geldi mi? Buna ben ya lazım diye 100 bin plaketi gelirse gelir kardeşim. Herkes onu soruyor bana. Sanki para veriyorlar bana. 100 bin plaketi para ediyor mu? Yok. Satabilir miyiz onu? Yok. O zaman daha ne işe yarıyor? Ya işte böyle bir ödül gibi bir şey düşün yani. Bir yerden bir başarı alıyorsun ya. Başarı ödülü gibi bir şey. Tamam geç sana devam et. Rıfat Babba.
Abi kendinde maksimum kaç köpeğe bakabilecek kapasite görüyorsun? Maksimum 10 köpeğe bakabilirim ama çocuklarımın da işte ailemin de bana yardım etmesi lazım. Yoksa aile yardımı olmadan çok zor. Niye? Ya ben hasta olursam onlara gidip kim yemek verecek? Kim yemek yapacak? Yani bu konuda çocuklarımın, ailemin, eşimin yardım etmesi lazım. Yoksa bakamayız. En fazla ben burada ailem olmadan yaşadığım zaman iki tane köpeğim vardı. Bir gün hasta oldum. Bir gün onlara yemek veremedim. Evden çıkamadım. Ben o günü biliyorum yani. O yüzden bazen düşünüyorum hasta olursam bunlara nasıl bakarlar, ne olur. Allah korusun. Ama bakarız. 10 tane köpeğe bakarım ama yer de lazım. Burada şu andaki istikak 10 yani. Kılıç ailesi, benim sorum köpekler için haşlanmış kemik ve et ziyafeti ne zaman vereceksin? Çünkü herkesin hiç bırakmadan en fazla sevdiği ve izlediği videolardan bazıları bence benim en sevdiğim videolardan 1,5 saatlik bir video istiyoruz demiş. Tamam. Kılıç ailesi. En kısa zamanda yapacağım Kılıç ailesi. Teşekkür ederim. Emir Yel, abi size bir tavsiyem. Genellikle derler köpekler sebze yemez. Ama size tavsiyem, karnabaharı haşlayın, et suyuyla karıştırıp yedirin. Köpeklerin dişleri güçleniyor, gözlere de iyi geliyor demiş. Deneyin. Evet, ben karnabahar, brokoli bile veriyorum köpeğe ya. Dolaptan alıyorum brokoliyi. Eve alınan brokoliyi köpeğe veriyorum bazen. Biliyorum ya, sebze iyidir köpekleri. Evet, teşekkür ederim söyleyen arkadaşa. Fark mavi yere de hiç okuduk mu abi? Okuduk sanki geldi bana ama. Ya varsa oku. Ne okuyoruz lan? Neyse teşekkür ederim. Okuyalım bari. Genç sorular sormuş. Sor. Reyna'yı sakin birkaç tavukla oynatma videosu çeker misiniz? Çekerim. Ben de düşünüyorum. Ama onu kulübenin içine İlla atlamadım. Bir köpek alacaksanız zerdava almayı düşün. Yok. O zerdava yani bilmiyorum öyle bir şey yani zerdavayı düşünmüyorum. Yani benim herkesin bir hayali vardır. Zerdava yani benim bir hayalim değil ama olabilir ileride yani. Şimdi bir şey demeyeyim. Sizi destekleyen insan kocaman bir aileniz oldu. Bu potansiyeli değerlendirerek hayır işleri yapabilir misiniz? Yani vakit olursa yapılabilir tabii ama vakit olursa yani şu an görüyorsunuz bak yani bir tek ben başımayım yani bir sen geldin burada bak bana yardımcı oluyorsun. Yani burada vakit nasıl kullandığımı görüyorsun değil mi Zafer? Gerçekten burada vakit var mı? Gün nasıl geçiyor anlaşılıyor. Ya gün nasıl? Hayır işlerine şimdi bir gidip zaman ayırsam o zaman bu köpekleri ne yapacağız? Bu köpekler beni söver yani akşama kadar. Ömer Yılmaz. Ne bakıyorsun ya? Yani şimdi bu eşim de buradan yardım ediyor bana. O diyor ki ben niye demiyorsun yani. Tamam sen de zaten bilmiyor mular senin yardım ettiğini ya. Ben bunu anlamıyorum ya. Neyse. İlla devam et. Ömer Yılmaz. Of belediye başkanlığına adaylığını koyup nüfusu taşıyıp seni başkan yapalım. Yok Of'taki abi. Ben hayatta belediye başkanı değil hiçbir şey olmak istemem. Yani bir sefer demiştim milletvekili olursam bu konuyu taşıyacağım gündeme diye de öyle bir şey olunmaz arkadaşlar. Bu insanlarla uğraşılmaz. Başka işim yok ya. Allah belediye başkanlarına yardım etsin yani. Kolay değil. Muhtarlar, belediye başkanları bir şey oluyor gidiyorsun adamın kapısına. O da seni salıyor, işini yapıyor, yapmıyor. Boş verin bu konuları. Yakup Yazıcıoğlu. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayalım. He, ona teşekkür ederim. O hatırlatıyor sürekli. Allah razı olsun kardeşim. Mustafa. Bana tesbih yollamış diye. Evet söyle. Mustafa Kaya. Abi selamünaleyküm. Seni severek takip ediyorum. Erdem Karadeniz demiş. Onu anlattın. Ne demiş Erdem Karadeniz? Kim? Erdem Karadeniz dediyse onu söyle. Erdem Karadeniz'in adı geçti mi? Kimdir? Konuş. Sorun kimdir demiş. Erdem Karadeniz kimdir? Onu anlatmaya kalkarsak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Erdem Karadeniz anlatılmaz yaşanılır. Yani kendisi çok değerli bir insandır. Yani tanıyan bilen bilir, bilmeyen de öğrenir diye bir şey var. Metehan. Bir dur oğlum ya bir şey konuşuyorum burada. Yani Giresun Trebolu'dur Erdem Karadeniz. İstanbul, Ümraniye, Ataşehir ve birçok semtte tanınır ama dediğim gibi onu yani böyle anlatmayla olmaz yani. Devam et. Mete Doğanay, Recep abi maşallah, İsmet abi çok güzel bir insan. Köpeklerinde hiçbiri ona ters yapmadı. Aynen. Pars'ın yanında Lady'yi sevdi, ona çok şaşırdım. Narkoz üstüne atlamadı, usulca kendini sevdirdi. Aynen. Demiş. Ömer Karatepe, abi Fatih'in yerinde olsam dışarıdan eve girmem. Fatih... Ah havriye. Ah PlayStation ben demedim yasak PlayStation Ayşe. Maç açmış. Neyse, Fatih! Tamam oynasın. Dur neyse ben geliyorum. Biz maç yapalım. Onu yani. Yapalım. Serdar Topçu. Allah razı olsun senden ve seni yetiştiren anne babadan. Senin gibi hayvan sevgisi evlatlarda yetiştirmiş. Allah sevdiklerinle uzun sağlıklı ömürler nasip etsin. Güç kuvvet versin amin. Aslanlarına. Amin. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok sağ olasın kardeşim. Serko Sel. Evet.
Ben bulduğum ilk fırsatta memleketime gidip orada yaşayacağım. İnşallah kardeşim. Doğma Allah... büyüme 37 yıldır İstanbul'dayım ama bıktım İstanbul'da yaşamak istemiyorum artık. Heh. İnşallah bize de nasip olur. Gideriz. İnşallah nasip olur. Ben de dua ediyorum sana kardeşim. Öyle bir niyetlendiysen Allah inşallah yolunu açık eder. Kahraman Kılıç. Selam söyleyelim ona da. Kahraman Kılıç'a selam söylüyorum. Evet. Rob Stark. Abi öncelikle selamünaleyküm. 3 tane selam. Baskın ırka bakıyorsunuz. Zorlukları neler? Aralarında hiç büyük kavga yaşandı mı? Yaşanıyor kardeşim. İlk başlarda yaşandı ama şu an öyle bir şey yok. İlk başlarda narkozda Pablo çok 3 tane büyük kavga yaptı. Baron'la 2'şer 3'şer kavga yaptılar ama şu an her şeyi rayına oturttum. Allah'ıma şükür olsun, nazar olmasın inşallah. Böyle devam edeceğiz inşallah. Mert Özyurt, köpeklerin aylık masrafı ne kadar tutuyor abi sevgili? İşte hesaplamadım, onu söyledim yani. Evet. Ama masraf, bayağı masraf tutuyor arkadaşlar. Hesaplamaya gerek yok, helal olsun onlara. Ahmet Akay, abi sana ilk abone olduğumda çok az kişi vardı. 10-20 kişi falan yorum yapardı, o kadar eskiyim. Sorun yok Recep abi, her şeyi biliyorum. Sen mutlu ol, yeter bana. Allah razı olsun kardeşim, eyvallah. Hanife Felek, Recep abi çalıştığım için yetişemedim hemen. İnşallah görür ve okursun. İzine gelirsem Ordu'ya ziyarete gelebilir miyim diye soracaktım eşimle birlikte. Narkodu çok seviyorum. Tabii ki o zaman bir iletişime geçeriz. Müsait olursak tabii ki gelirsiniz ya. Yani yurt dışında mı yaşıyorlar? Yani bilmiyorum, Ordu'ya. Neyse, tamam o zaman iletişime geçer bizde. Orhan Kesici, abi havlu gibi bir şey var ağızlarında. Ne var? Çeksinler, kimseyi sağlam görelim. He. Ne var? Havlu gibi bir şey var diyor köpeklerin ağzında diyor. Çeksinler, kim sağlam görelim. Süleyman Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Bir tane bir şey aldı bize, onu da ben unutmuştum. Şimdi gördüm onu. Aynı öyle bir şey var, o birbirlerini çekmesi için. O da hediye almıştı onu bize. Onunla oynatacağım onları, evet. Poyraz Poyraz, kardeş misafirin hoş gelmiş, sefa gelmiş, çok beğendim, çok Allah razı olsun. İnsancın bir abi, Allah işini rast getirsin, izlerken büyük keyif aldım, dinleyerek izliyoruz, başarılarının devamını diliyorum demiş. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ya tamam, uzatma oraları, onu biliyoruz, devam et. Allah senden razı olsun, Allah ne muradın varsa versin. Amin. Senin samimiyetine, köpeklerin güzelliğine ve cennet gibi yerde yaşama beni büyülüyor, Ali Dağlı. Teşekkür ederim, Ali Dağlı. İkinci Gaming. Bunu cevaplamak senin takdirin abi, hangi partidesin? Onu mu buldun? Çıktım ya, bulamıştım. Buraya başka soru bulamadım yani. Okuman o zaman, hangi partisin? Benim partim yok arkadaşlar. Benim partim, şu an bütün partilere bakıyorum. Benim gözümde hepsi, tamam mı, menfaat. Çoğunda üç kağıt var, herkes biliyor. Ama birçoğu menfaat üzerine kurulmuş şeyler, parti. Ama işte bu devleti yönetiyorlar, yapacak bir şey yok. Ben parti işinden artık şey yaptım yani, istifa ettim, tamam mı? Benim işim ne biliyor musunuz? Artık köyde köpeklerimle yaşıyorum, bana parti martı diye bir şey sormayın. Allah vatanımızı, tamam mı, milletimizi her zaman böyle bir ve diri tutsun. Başka bir şey demiyorum. Parti martı işi bana sormayın, çok soran oluyor. Davidson, reis kameraman kim? Fatih gözüküyor, kızını gözüküyor. Onlar tam karıştı. Kameraman kim? Geç oğlum, sen demedin mi böyle soruları sorma? Kameraman kimi niye soruyorsun bana? Tamam. Çabuk sor ya. Şimdi arkadaşlar bana diyorsun ki kızıyorsun Zafer'e. Bu Zafer onu anlıyor zaten. Onlar beni sinirlendirmek için bana o soruyu soruyor. Gökhan... Siz Zafer'e böyle şey zannediyorsunuz. Kuru melaike. Bu beni kızdırmak için bana bazen böyle şeyler yapıyor. Devam et. Gökhan Göksu, abi ben gerçekten özür dilerim, seni üzdüysem hakkını helal et, beni güldürüp gülmekten ağlattın da oldu geçen videoda. Bak, ben Gökhan, öyle yazmak istemedim, hakkını helal et. Gökhan dedim, ne yapıyorsun yani? Selam olsun kardeşim, tamam. Can Koca, abi lütfen İsmet abi YouTube'ye başlasın lütfen, çok güzel anlatıyor, hayran kaldım. Aynen, İsmet abi dinliyorsa bu şeyi başlasın yani. Vardır YouTube herhalde. Evet, devam et. Orçun Özkan, abiyi çok sevdik, Instagram hesabı varsa takip etmek isteriz. İstanbul beyefendisi adam gibi adam, keşke insan bu abi gibi olsa. Mersin'den selamlar. Selam söyleyeyim. Kane Korsa, Türkiye. Cümleten selamünaleyküm Recep Bey. Uzun süre takip ediliyorsun. Başarılar dilerim. Eyvallah, sağ olasın. Mustafa Yıldız. Ya reis, Jack Russell'e adamlar animasyon filmi yapmışlar. Hem 2018 hem de 2019 filmi aynı Pars'ın karakteri. Bu noktadan sonra kimse Jack Russell çabuk. Jack Russell yazmış ya da ben o yüzden... Onu sen mi? Oğlum Jack Russell. Jack Russell'i kimse eleştiremez. Yani evet. O ters yazmış, o yüzden şey yaptım. Ars reis'tir ya. Devam et. Mehmet Ali, Recep abi, Candır, Seviliyon, Kral abi. Eyvallah. Bazen ben okuyamıyorum arkadaşlar. Bazen çok garip yazıyorlar ki böyle. Ne nokta var, ne bir şey var. Harfleri farklı yazıyorlar. Tamam. Boş ver. Devam et sen. Olsun. Mehdi Agayi.
Tamam, selamünaleyküm kardeşim. İran'dan hayranlıklarla izliyorum. Eyvallah İranlı kardeşim. Cennette yaşıyorsun. Diğerini bir Pars reisi öp benim için. Allah razı olsun. Siz o İran'da nasıl yaşıyorsunuz ben de onu anlamıyorum. Oralar çöl müydü ya? TR Can. Oğlum İran çöl müydü? Sana soru sordum. İran çöl müydü? Çöl değil ya. Geçen bir abi. Abi işte. Yeşillikler var mı orada? Ağaçlar. Bizim burası kadar olmasa da ufak tefek şeyleri var öyle. Bir abi. Vallahi ben abi var ya doğuda olan kardeşlerimin de Allah yardımcısı olsun ya. Yani iyi ki bizim memleketimiz Karadeniz. Yani şu doğuda Bingöl bizim bir arkadaş vardı. Yani adamların orada ağaç mağaç yokmuş. Kupkuru yerler yani. Allah oralara da başka zenginlikler vermiştir herhalde. Orada yani. Güzellikler var ama abi. Var değil mi? Çok güzel yerler var ama. Ama yani biz öyle ağaçsız yerlerde, yeşilliksiz yerde yaşayamayız ya. Ya işte. Devam et tamam. Hızlı ol. TR konuya giriyorum ama. Evet. Teşekkür ederiz ona da. Ne? Ya bir şeyler almıştı güzel böyle direkt. Başarılarına devam edelim mesela. Kim o? TR Chat. TR tamam ben de selam söylüyorum. Devam et. Buse Nur Karataş. Abi 3 kardeş misiniz? Kız kardeşim falan. Kız kardeşim de var. Kız kardeşim de var. Hiçbir de gözükmüyor. Aileden herkesi gördük. O yok burada. Öbür kardeşim de yok. Yani İstanbul'da da 2 tane 3 tane daha evimiz var yani İstanbul'da. Orada yaşayanlar var. Nüfus sadece burada değil. Burada bir biziz. Babamlar ara sıra geliyor yazın. Öyle. Lazya. Recep abi köpekler. Lazya. Recep köpekler dışında neyle vakit geçiriyorsun? Yani köpekler dışında köpeklerle vakit geçiriyorum. Bir de onlara vakit alışveriş yapmakla vakit geçiriyorum. Başka bir şey yok. İsmi lazım değil. Pars gibi bir köpeğim olsun isterdim. Çok tatlı, çok cesur. Evet, inşallah olur. Devam et. Pars kullanıcı adlı şey. Evet. Sana soracak sorum yok çünkü her şeyi biliyorum. Tamam Pars. Pars şerefsiz. Oradan mı çıktın ya? Ona da fan sayfası açmışlar. Onun yanında 2-3 tane var. Mert Kahraman. Abi hiç Malatya'ya geldin mi? Veya Malatya hakkında düşüncelerin? Geldim Malatya'ya ama nasıl geldim? Oradan askerdeydik trenle oradan geçtik. Ama bir gün orada durakladık. Tren oraya park etti. Askeri trenlere kırmızı ışık yandığı zaman en az 7-8 saat duruyormuş. Biz de orada bir gün kaldık işte öyle kahve maviye gittik. Oturduk o kadar. Başka bir Malatya'nın bir yerine girmedim yani. Ama güzeldir herhalde. Malatya'da çok arkadaşım var. İyi insanlar. Şikayetçi değilim Malatya'da. Devam edin. Furkan Karakaş. Recep abi köpekleri askı demiş ama herhalde aşı demek istemişler. Yatması hakkındaki düşünce nedir? Ne düşünüyorsun? Askı o demek. Askı ne? Ya böyle bir şeye asılıyorlar herhalde onu diyorlar. He. Onu da yapacağım arkadaşlar. Ya o zaman var. Bir de sen arabadayken köpeklerinle beraber koşturmayı düşünür müsün? Onu yapıyorum zaten. Videoya çekmedim ama yapıyorum. Duman Dağı'na doğru arabayla koşturuyorum ama. Devam Osman Bilal Demir. Recep abi hangi kardeşini daha çok seviyorsun? Hangi kardeşimi daha çok seviyorum? Hepsini çok seviyorum ya. Hepsini gerçekten ayırt edemem ki yani. Şimdi Zafer'imi desem ama beni en az daraltan yani en çok en az şey yapan Emriye benim yani kız kardeşim. Sonra mesela, Zafer, mesela sonra Reşat. En çok Reşat sinirlendiriyor beni. Reşat beni psikolojik olarak neyse onlara girmeyelim ama şu an Reşat da çok iyi. Ondan da memnunum. Hepsinden memnunum. Hepsini çok seviyorum. Telefon savaşları diye bir şey bir kullanıcı da abi YouTube'da süper bir ilerleyişim var. Allah bozmasın. Neyin var? İlerleyişim. Eyvallah kardeşim. Sizlerin sayesinde yani ben çok anlamıyorum ama sizlerin sayesinde böyle ilerliyoruz. Evet. Enes Pembegül. Abi sen narkozu serbest bırakıp Pars'ı bağlasan daha iyi olacak. Bu aralar Pars azıttı ya. Tamam onu yaparız. Evet, biliyorum onları. Onları hep okudum ben. Sabahtan beri dün gece hep onları okudum. Tamam, işte dün gece bir video paylaştım arkadaşlar o Pars'la alakalı. Lan yorumlar geliyor. Bu videonun yorumlarını hiç yapmadım. O videonun yorumlarına baktım. Ya neler yazıyorlar ya? Onu çünkü onun konulara hiç girme tamam mı? Bu konuları ben şimdi öbür videoda anlattım zaten. Mehmet X'de bir değişik bir kullanıcı adı. Abi videoların mükemmel destekçinin İstanbul Beykoz'dan selamlar. Aleyküm selam tamam. Tamam şey. Ona da selam söyle. Bir de askerde bir arkadaşımız var. Adem Kılıç diye seni izliyormuş. Benim mahalleden bizim arkadaşımız. Adem Kılıç. Sonradan benim abim olduğunu öğrenmiş. Bir selam söyleyeyim o da askerde şu an. Adem Kılıç'a çok selam söylüyorum. Kardeşim, bir asker. Abiye daha selam söyle. O da aklıma geldi. Adını unuttum şu adamı. Yazdı mı? Yorum yazdı mı? Yorum yazmadan mı selam söylüyoruz? Olsun onlara ben tabii diyorum. Tamam söylerim tabii ya. Aynen. İyi de adamın adı. Adamın adını unuttum. Neyse. Adını unuttun. Ya. Adamı unuttuğu adama selam söylüyoruz arkadaşlar. Sivaslı. Sivaslı. Evet, devam et. Tamam. Olursa tamam. Söylerim onu. Yunus Emre Yıldırım'ı Recep abi Pars'a ufak bir dayak atsan video çekse. Tamam. Pars'a dokunabilir misiniz ya? Pars'ı siz herhalde öyle tek gözden görüyorsunuz ha. Devam et. Yunus Tanış. Abi abone sayın bayağı arttı. Herkesin 100 binlerden sonra abonesi çok yavaş artıyor. Ya da hiç artmıyor. Kanalın daha çok büyümesi için değişik videolar çekecek misin? Yok. Değişik video çekmiyorum. Tamam. Kanalın daha çok büyümesine de gerek yok.
Yeter yani. Bedirhan Yılmaz, selamünaleyküm reis. Barış Çiçek hakkında ne düşünüyorsun? Barış Çiçek, Kangalcı olan Barış Çiçek. Onun geçen biri daha sormuştu. Yani Kangallarla alakalı gerçekten, yani Kangallarla değil mi, köpeklerle alakalı adam herhalde biliyor bir şeyler. Ben bir sefer videosunu izledim. Babasıyla beraber bir videosu vardı. O kadar ama anlıyor yani. Kangal'dan anlayan bir adam. Ben hiç öyle birebir tanımıyorum. Kangal'dan anlayan bir adam herhalde. Yani Kangal dostuysa bizim de dostumuzdur ya. Devam et. Tolga Çetinkaya. Abi Kayseri'den selamun aleyküm. Nasılsın, iyi misin? Ehliyeti alayım. Aleyküm selam. Nasip olursa ilk işim oraya gelmek abi. Evet inşallah. Ehliyeti alıp buraya gelmesin. Birkaç tane araba sürsün ki. Yolda kaza maza yapar ha. Megic. Uke. Kimisi hayal eder, kimisi yaşar. Senin yaşaman bizim hayalimiz Recep kardeşim. İngiltere'den selamlar. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Şimdi şu videonun saati ne kadar oldu? Ben bir bakayım ona arkadaşlar. Bir saniye. Bu video 35 dakika. Tamam mı? Şöyle bir şey yapalım. Geri kalan kısmı içeri devam edelim. Ben burada sorulara bile cevap veremiyorum yani. Evet. Birinci kısım arkadaşlar. Bunu birinci kısım olarak yayınla. Orayı kaçırma nerede kaldıysan, tamam mı? Ha, balkon aşırı derecede soğuk oldu. Sobayı da yakmadım ama. İkinci kısmı evde devam edeceğiz arkadaşlar. Evin içine gireceğiz, tamam mı? Çok soğuk oldu. Evet. Hasta olduk. Tamam. Ne? Kafasını almışsın. İçeride devam ederiz. Evet, ikinci kısmı arkadaşlar içeride devam edeceğiz. Bu video yayınlanacak. Ondan sonra onu yayınlayacağız, tamam mı?